Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yok artık daha neler, Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri gezisiyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Değerli izleyenler, altılı muhalefet masasının aylardır aday krizi yaşadığı bir dönemde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a bir ziyaret planlıyor. Günlerdir, icazet mi ikna turu? Bu tartışmaları arasında CHP lideri Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri gezisinin detayları konuşuluyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Öbür de, Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin olduğu günlerde FETÖ'cü önemli isimlerin İngiltere'den adliye gideceğine dikkat çekti. Öbür yazısında şunları kaydetti: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zor da olsa şimdilik kendi partisini hizaya getirmiş görünüyor. Bu durum, dışarıdan bakanları şaşırtsa da kolay bir süreç değil. Çünkü CHP içinde Kılıçdaroğlu kazanamayacağına inanan ciddi bir ekip var. Sadece İBB Başkanı İmamoğlu'ndan söz etmiyorum, onunla gizli ilişki kurdu, genel başkanlık pazarlığı yaptığı iddia edilen Özgür Özel ve arkadaşları var. Aynı durum Yavaş ve Ankara grubu için de geçerli. Hepsi, yanındayız diye sıraya dizilse de arka planda, bu iş bitmedi, havasındalar. Oysa Kılıçdaroğlu ve yakın çevresine göre, 2023 seçimlerinde, altılı masa kime aday gösterse kazanacak, öyle bir havadalar ki, aralarında AK Parti'nin oyunun %20'lere indiğini söyleyip, servetine, iddiaya girenler bile var. Bu nedenle Kılıçdaroğlu seçimi, çantada keklik, görüyor ve bu şansı elinden almak isteyen parti içi fırsatçılara meydan okuyor, doğrusu adaylığı hak etmiyor da değil. Bugün, o makam için hala el altından çalışan İmamoğlu dahil adı geçenlerin hepsini siyasi aktör düzeyine çıkaran isim bizzat Kılıçdaroğlu. Buna Meral Akşener de dahil, Kılıçdaroğlu Amerika Birleşik Devletleri gezisine dönelim, o gezide Kılıçdaroğlu, sadece Senatör Bernie Sanders'le görüşeceği biliniyor. Peki, bu geziye Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili lobi yapan FETÖ'cüler ve Türkiye karşıtı aktörler ilgisiz mi kalacak? Mesela, 15 Temmuz gecesi Büyükada'da olduğu için aranan ve Osman Kavala ile özel ilişkisi olan CIA ajan Henry Barki ve meşhur Graham Funler'le de görüşme olacak mı? İşin daha ilginci. Bu gezi günlerinde FETÖ'cü Mustafa Özcan ile Mustafa Yeşil'in de İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğinin FETÖ'cüler arasında konuşulması, konuşuyorlar, çünkü hepsi gergin ve umutsuz, onlar da Kılıçdaroğlu seçimi kazanamayacağı inancındalar. Bu yüzden de FETÖ'cülerin ve doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri yetkililerin Kılıçdaroğlu'nu sıkıştıracakları söyleniyor. Artık aday olma mı diyecekler yoksa ikna mı olacaklar belli değil. Anlayacağınız, Kılıçdaroğlu'nu rahat bir Amerika Birleşik Devletleri gezisi beklemiyor. Bilinen FETÖ'cüler görünür biçimde ortaya çıkamasalar da FETÖ maskeli Amerika Birleşik Devletleri'li aktörlerin Kılıçdaroğlu'nu bu açıdan zorlayacakları çok açık, çünkü onların kafasında hala İmamoğlu ve ikinci isim olarak da Yavaş var.